değerli deprem mağduru kardeşlerim. Biraz önce basın açıklamasında da ifade edildiği gibi 3 aydır ertelenmiş olan faturalar tek tek yurttaşı depremzedeyi mağdur edecek şekilde ve çok yüksek miktarda faturalar insanların evlerine geldi. Çadırlarına geldi. Belki de olmayan duvarlarına bırakıldı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Depremin üzerinden aylar geçti. Hala depremin mağduriyeti giderilmiş değildir. Hala bu iktidar bir tane açıklama bile yapmış değildir. İnsanların evleri ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Ne şekilde yurttaşa verilecek? Hala iktidar bunları açıklayabilmiş, yurttaşı bu konuda bilgilendirmiş değildir. Bu iktidar suç işlemeye devam ediyor bunu yaparak. Bununla da yetinmeyip hala deprem bölgelerinde bize gelen bilgiler ve gidip kendi gözümüzle gördüklerimiz bu bilgileri teyit ediyor. İnsanların çadıra, konteynere hala ihtiyaçları var. Kuru gıdaya, hijyene, banyoya, tuvalete, çamaşır yıkamaya hala ihtiyaçları var ve bir insanın temel ihtiyacı olan bu gereksinimler hala karşılanabilmiş değil. Hala taze. En temel ihtiyaçlarımız hala kalıcı şekilde karşılanmadı. Depremin etkileri hala yakıcı biçimde sürüyor. Depremden sonra afet bölgesinde faturalar süre belirtilmeden ertelenmiş, depremden önceki borçlar ise kararname ile silinmişti. Ancak adımıza, adresimize yollanan faturalardan gördük ki toplu şekilde yollamak üzere ertelenmiş. Bizler hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmesini beklerken yüklü miktardaki faturalarla karşılaşmayı kabul etmiyoruz. İçinde bulunduğumuz işsizlik, yoksulluk, insanlık onuruna ve haklarımıza uygun olmayan koşullarda yaşamaya zorlanmak canımızı burnumuza getirmişken bir de depremin faturasını ödemeyeceğimizi ilan ediyoruz. Deprem bölgesinde yaşam içinden çıkılmaz hale almış vaziyette. On binlerce kişinin yaşamını yitirdiği bu kentte biz depremden sağ kurtulanlar insanca yaşam hakkımızı kullanamıyoruz. Biz depremden sağ kurtulanlar devlet tarafından günlerce yalnız bırakıldık. Aç susuz dışarıda kaldık. Çadır, kıyafet, ayakkabı bulamadık. Şehrimiz, sokaklarımız, evlerimiz yok oldu. İşlerimiz, hastaneler, kamu kurumları kullanılamaz duruma geldi. Çadır kentlerin dibine moloz döküldü. Asbestle toza boğulduk. İlaçlama yapılmadı. Yılanlar, fareler ve tür patlaması olan sivrisineklerin içinde kalıyoruz. Yani yaşam durdu ama borçlandırma durdurulmadı. Haklıyız, haklıyız, kazanacağız. Haklıyız, haklıyız, kazanacağız. Haklıyız, haklıyız, kazanacağız. Biz sadece halktan halka dayanışmayla ayakta kaldık. Bir de 4 ayın faturalarını ödememizi kimse beklemesin. Bizlere reva görülen bu kirli planları topyekün reddediyoruz. Bizim kimseye borcumuz yok. Esas yetkililer bize en temel haklarımızı borçlular. Elektrik, su, doğalgaz ve internet dağıtım şirketlerine çağrımızdır. Afet bölgesine fatura çıkarmayı acilen durdurun. Hükümete çağrımızdır. Bu faturalar iptal edilsin. Bizim borcumuz olmayan bu faturalar dağıtım şirketlerine sarayın bir günlük masrafıyla ödensin.